Arkadaşlar Ajans Spor'un YouTube hesabına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki takviyelerini, transferlerini değerlendireceğim. Gelenler gidenler olarak tabii ikiye ayırmak mümkün. Geçen sezon pek iyi geçmedi Fenerbahçe adına. Ligde 6.lık ki sezon başı itibariyle çok da iyi bir görüntüde değildi Fenerbahçe. Baştan bir yapılanmaya gitti. Zaten bu sezon ilk 11'lerinin neredeyse tamamı transferlerden oluştu. Çok hareketli geçirdiler yaz dönemini. Bu biraz da Elif Elmas'ın tabii takımdan ayrılmasıyla doğru orantılı diyebiliriz. 16 milyon euroya Napoli'ye gitti Elif Elmas. Buradan gelen bir bonservis geliri vardı ve Fenerbahçe bu parayı harcadı. Kafa kafaya bir durum söz konusu. Oradan başlamak lazım. Eksi 100 bin euro civarında Transfermarkt verilerine göre. Bu belki dengededir. 100 bin, 200 bin oynayabilir. Tabii ki kaleden itibaren büyük bir revizyon vardı. Volkan Demirel'le artık yollar ayrıldı. Futbolcu olarak tabii ayrıldı. Teknik ekibe girdi Volkan ve Altay Bayındır transfer edildi. Potansiyelli bir kaleci. Geçen sezon Ankara Gücü'nde iyi işler çıkarmıştı. Harun Tekin transferi vardı bir sene önce ama o çok basit hatalar yaptı. Gole sebebiyet veren hatalar. Bir transfer şart gözüküyordu. Altay geldi. Genç olmasına rağmen Ersun Yanal güvendi. Onu ilk 11'e koydu. Bence sezonun en iyi transferlerinden bir tanesi. Şu ana kadarki performansıyla bence güven verdi Fenerbahçeli taraftarlara. Defans attı. Özellikle merkez tabii değişti mecburen. Şikertel gitti takımdan. Nöştader yine ayrılan oyunculardan bir tanesiydi. Diogo Reis geçen sezon verim verememişti. Bu oyuncularla yollar ayrıldı. Serdar Aziz ile Sadık geçen seneden kalan isimler. Onların önüne ilk önce Zanka geldi Huddersfield'dan ve Adil Rami Marsilya ile sözleşmesi feshedilmişti. O da önemli bir oyuncu. Tabii biraz ağır oyuncular, hani hızlarıyla ön plana çıkan oyuncular değil ama Rami de özellikle kariyerli bir oyuncu. Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı Fransa'nın. Büyük bir tecrübe. Zanka da yine Danimarka milli takımı oyuncusu. Böyle bir ikili artık Fenerbahçe'de forma giyecek. Tabii Rami bu video çektiğimiz sırada henüz forma giyememişti. Beklerde bir değişikliği yok ki bence transfer sezonundaki en büyük eksikliği oldu Fenerbahçe'nin. Özellikle sol bek transferi yapamaması. Şu anda Hasan Ali orada tek alternatif olarak gözüküyor. Sakatlığında da Dirar forma giyiyor Fenerbahçe'de. Orada bir eksik var. Yani Fenerbahçe'yle ilgili negatif söyleyebileceğimiz mevki bazında transfer konusunda bir tek sol bek transferini ifade edebiliriz. Sağ bekte alternatifi çok. Murat Sağlam geldi yeni transfer. Genç bir oyuncu, potansiyelli. Belki bu sene çok fazla oynamayacak ama ileriye doğru dönük bir transfer olarak görüyorum. İsta zaten oranın bir numaralı ismi. Dirar da yeri geldiğinde sol bekte görüyorsunuz işte oynuyor. Sağ bekte oynuyor, sağ açıkta oynuyor. Takımın jokerlerinden bir tanesi defans attı. Transferleri böyle. Kaçırdığım bir isim var mı diye bakıyorum. Yok. Orta saha yine çok kritikti Fenerbahçe'de. Jailson'dan beklediği katkıyı alamadı Ersun Yanal geçen sezon. Mehmet Topal'ı daha önde kullandı. Jailson'a nazaran söylüyorum. Bu sene de o bölgeye mutlak bir transfer istiyordu. Feysa'yla açtık transfer sezonunu hatırlayın. Uzun süre konuşuldu Benfica'dan Sırp orta saha ama olmadı. En sonunda Luis Gustavo'da karar kılındı ve son gün takıma katıldı. Tabii bonservisine 6 milyon euro verildi. 32 yaşındaki oyuncunun bu Türkiye şartlarında fazla. Ama saha içine bakacak olursak yani bonservisinin yıllık ücretini bir kenara bırakacak olursak müthiş transferlerden bir tanesi. Oldukça kariyerli Brezilya milli takımı Bayern Münih. Önemli katkıları var. Çok soğukkanlı bir isim. Lider özellikli bir oyuncu. Takıma katıldı. Bence büyük fark yaratacak saha içinde. Bu tartışmasız bir konu. Emre Belözoğlu yine Luis Gustavo'ya eşlik etmesi bekleniyor. O da yeni transfer kulübüne geri döndü. Orta saha ikilisi bu yeni transferlerden oluşacak. Onun haricinde tabii belki transfer değil ama Ozan Tufan bir yeni transfer etkisi yarattı bence yaz döneminde. Onu da ben transfer olarak sayıyorum. Belki bu sene gelmedi ama geçen sezon hiç verim alamamıştı. Alanya Spor'a gitti bildiğiniz gibi ligin ikinci yarısında. O da bence önemli katkılar verecek. Sağ bekte de oynuyor. Orta sahada merkezde yine görev alıyor Ozan Tufan. Önemli takviyelerden biri. Geçelim forvetin arkasına transferlerde. Orada da Geri Rodriguez önemli bir hamle. Türkiye'de kendini kanıtlamış bir isim. O geldi. Deniz Türüç yine Süper Lig'de iyi iş yapan isimlerden biri. Hem forvet arkasında hem kanatlarda
görev alabiliyor. Oradaki rotasyonu da genişletti Fenerbahçe. Geçen seneden de tabii bildiğiniz gibi Victor Moses forma giyiyor. Hatta Moses hala form tutamadı. Deniz Türüç ve şu anda Geri Rodriguez onun da önünde diyebiliriz. Tabii kanat demişken Ozan Tufan gibi aslında Ferdi de yeni bir transfer gibi şu anda. Geçen sezon Fenerbahçe taraftarlar göremedi. İlk bu sene onu görecekler. Gördüler daha doğrusu. Kanatta çok iyi işler yapıyor. O da Ozan gibi yeni transfer etkisi yaratacak. Tabii unuttum aslında. Şimdi aklıma geldi. Tolga Ciğerci benzer şekilde bu isimlere ek olarak. O da geçen sene oynayamadı sakatlığı dolayısıyla. Yeni bir transfer etkisi gördük şu ana kadar. Oynadığı maçlarda bence iyiydi. Tabii teknik olarak biraz sıkıntıları var. Pas tercihlerinde ki son maç çok eleştirilmişti Trabzon maçında. Ama normal bir sene oynamayan bir oyuncu için. Bence orta sahada da böyle bir avantajı oldu. Yani Fenerbahçe'nin transferlerini tabii konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ama geçen seneden 3 oyuncu daha aslında bu transferlere ek diye düşünüyorum. Gelelim son bölüm. Tabii ki golcüler. Orada da Slimani vakası geçen sezon. Frey'in hiç verim verememesi. Soldado'nun bir oynayıp bir oynayamaması büyük sıkıntı yaratıyordu. Şimdi Vedat Muriç geldi. Galatasaray'la orada girilen bir transfer yarışı vardı. Mutlu sona ulaştı Fenerbahçe. Böyle transferler genelde oyuncuları kötü etkiliyor. Yani birçok örneğini sayabiliriz. Yani iki kulüp kapışıyor ve biri aldığında o oyuncunun kariyeri çok iyi gitmiyor. İşte aklıma gelen örnekler işte Alper Potuk, Mehmet Topuz, ne bileyim Miroslav Stoch o dönem. Hiçbiri verim verememişti ama Vedat Muriç şu ana kadar ilk 3 maç itibariyle ligde çok önemli işlere imza attı. Bu sene fark yaratacağını gösterdi. Fenerbahçe'nin geleceğe yatırımlarından biri. Henüz 25 yaşında. O da önümüzdeki yıllarda belki Avrupa'da daha üst düzey kulüplerde forma giyebilir. Bir de Vedat Muriç ile birlikte Mevlüt takıma katıldı. Allah yar da tabii yine genç oyuncu gelmişti. O da geleceğe yatırım. Bu sene kiralık gitti İstanbulspor'a. Muriç'in alternatifi burada Mevlüt Erdinç olacak. O da ligi biliyor artık. Tecrübeli. Geçen sezonda iyi geçirdi Antalyaspor'da. Fenerbahçe'ye Muriç'in yokluğunda ya da gol gereken dakikalarda katkı verecek diye düşünüyorum. Tabii ben bu transferleri gelenler üzerinden okudum. İşte geçen seneden forma giyemeyen ve bu sene çıkış yapan isimleri söyledim. Şöyle de kapatayım programı, videoyu daha doğrusu. Bazı oyuncularla yolların ayrılması da önemliydi Fenerbahçe'de. Çünkü geçen sene o yapılanmada bir eksiklik vardı. İşte Samandıra'da sıkıntı vardı. Takım içinde anlaşmazlık vardı. Bazı oyuncular sorun çıkarıyordu. İşte Slimani gitti. Sözleşmesi uzatılmadı kiralık işte. Benzia'nın gitmesi, Ayev'in gitmesi önemliydi. Valbuena belki en sevilen oyunculardan biri, gitmesi bence Fenerbahçe'nin lehine oldu. Şikertel keza aynı şekilde. Reyes takımdan ayrıldı. Geçen sezon çok eleştirildi hatırlayın. Frey yine onunla da yollar ayrıldı. Bunlar bence önemliydi Fenerbahçe adına. Kameni keza onunla da yollar ayrıldı transferde. O da bir belirsizlik hakimdi. Yani Fenerbahçe gelenlerle gidenlerle iyi bir transfer dönemi geçirdi. Sadece tabii az önce bahsettiğim gibi bir tek sol bek konusunda bir eksikleri var. Tabii ki bu şartlar içinde artık onu da tolere etmek zorundalar diyebiliriz. Evet, Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendirdik 2019-2020 sezonu için. Programı değil tabii ki, videoyu da bitirmiş olduk. Kanala abone olmayı sakın unutmayın.